Tekte kalkanım var. Bunları kaçırma. Lüferleri bana ver Sinan. Kalkanları sayete yaz. Kalkanla oynayan mı? Abi biraz da karides yap bana. Müşteri ister hafif. Tamam Sait. Ne oldu Sait? Ağrına mı gitti? Hayırdır ya Kudret? Sen bu saatte buralara gelmezdin. Uyanıp. Daha uyumadık ki biz. Manitaları anca bıraktık evlerine. Ulan 40 yaşına geldim. Bıkmadım şu hayattan da. Her gece her gece. Ne yapalım oğlum? Biz senin gibi küçük esnaf değiliz. Restorancıyız. Bizim olayımız müşteri memnunluğu. Hayatta herkesi memnun edemezsin Kudret. Vallahi benden herkes çok memnun Sait. Sen kendi haline yap. Sen de 40 yaşına geldin ama sen sadece çocuk bakıyorsun. Ben kimseye bakmıyorum oğlum, onlar benim kardeşim.
Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. Ben de senin kardeşin sayılmaz mıyım? O çok eskidendi Kudret. Hadi bak dalgana. Kolay Niye geç kaldın Fahriye? Ay ne yapayım? Annemden izin alamadım bir türlü. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Söyleseydin, Sait'in yanına gidiyorum deseydin. Ha, kolaydı. Ne kızım, seni bana vermeyecekler mi? Tabii ki verecekler. Emin misin? Ne demek o Sait? Ne bileyim, o Kudret çok gidip geliyormuş babanın yanına. Ne işte, o Kudret. Ay saçmalama Sait. Herkes bir tık Kudret'ten mi kıskanıyorsun beni? Ne, ben seni daha önce kimseden kıskandım mı Fahriye? Ya niye kıskanmıyorsun? Konuyu değiştirme şimdi. Uyuz oluyorum işte ben Kudret'in sürekli senin civarında dolaşmasına. Uyuz oluyorum, sevmiyorum o çocuğu. O zaman sen de kaçıracaksın beni. Ha, böyle giderse aklımı kaçıracağım. Aman be saçmalama Sait. Yani illa her seferinde bir şey buluyorsun. Neyini buluyormuşum? Geçen sefer de Beşiktaş şampiyon oldu diye taktın kafayı. Baban seni bana vermeyecek diye. Ya kızım ben senin için Beşiktaş'tan vazgeçerim. Ya. Hay mi? Yok geçmem galiba ya. Pis. Pisim ama beni seviyorsun. Lan. Süpürdün mü oğlum dükkanını? Yengemle beraber süpürdük usta. Sus lan. Sabah sabah. Hoş geldiniz Sait Bey. Siz de hoş geldiniz canım. Buyurun. Bu nedir? Çorba. Hani bugün cuma ya. Biliyorum ki siz cuma sabahları hale gidiyorsunuz. Salı sabahları da. Bazen pazartesileri ama genelde salı ve cuma. Haliyle... Kahvaltı yapmamış oluyorsunuz. Öyle aç gitmeyin sabah sabah diye. Niye zahmet ettiniz canım? Aa, ne zahmeti? Anneme yapıyordum. İki kaşık size koyup getirdim. Usta, kahveni getireyim mi? Yengeyi de getireyim mi? Hadi oğlum, hadi. Ay yok, ben kahve istemiyorum. Gideyim zaten annemler merak etmesin. Bir de Sait Beyciğim bu palamutlarda gözüm kaldı yalnız. Akşam ona 3 tane ayırırsınız. Yalnız onlar palamut değil, lüfer canlı. Aman canım ne numar, balık mı sonuçta? Sait abi. Oho, Efkan. Hayırdır oğlum sabah sabah? Abi. İyi misin oğlum? Abi, Fahriye abla. Ne Fahriye'si oğlum şimdi sabah sabah? Nereden çıktı Fahriye? Abi Fahriye abla sizlere ömür abi. Nasıl olmuş? Trafik kazasıymış abi. Nerede? Zonguldak tarafında. Dönüyormuş evet. Sana kim söyledi? Bir arkadaşı yok muydu aynı tam meslek sesinden? Nebahat. Evet. O aramış dükkanı. Evet. Sonra ben onu aradım. Dedi böyle böyle. Ne zaman olmuş? 1 hafta 10 gün abi. Defnetmişlerdir cenaze. Siz yakın zamanda görüşüyor muydunuz abi? 7 sene önce aramıştım.
6. ayın 12'sinde. O Nebahat Orospu'su aç telefonu, yok dedi. Ne zaman gelir dedim, gelmez dedi, kapadı. Keşke kalkıp gideydin abi. Bilmiyordum ki oğlum nerede olduklarını. Elimde bir tane telefon numarası. Şehir şehir gezip duruyorlardı. On iki senedir görmüyorum. Vay anasını. Tam mahalleden gittiğinden beri yani. Ama 12 senedir bir gün bile çıkmadı aklıma. Ama ben sözümü hep tuttum. Ne sözü bu abi? Söz ver. Söz veriyorum. Gelme cıvıma. Bak, yaşadığım sürece benden başka hiç kimseyi sevmeyeceksin. Yaşadığım sürece... Ne demek yaşadığım sürece? Yani işte günün birinde birimizden biri ölürse. Ya deme öyle, ne biçim konuşuyorsun ya? Ama olursa ya? İşte ya, ama öyle olmasın şey. Niye şimdi öyle bir şey söylüyorsun, şurada oturmuşuz güzel güzel? Ne? Ne oluyor sonra, ne? İşte birimiz gidip hemen evlensin. Ne? Ha. Evlensin. Sen gönlün bu kudrete de kaydı, bana mı söylemiyorsun? Yol mu yapıyorsun lan? Saçmalama Sait. Ya... Ben şimdi ölürsem hayatım boyunca böyle filmlerdeki gibi acı mı çekeceksin? Ha? Ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki sen hep mutlu ol. Söz ver. Tamam, söz. Ben ölünce evleneceğim. Of. Açma, canına yandım herif, açma. Açma. 40 yılda bir abinizin bir sorunu olsun. Hiçbiriniz açmıyor telefonlarınızı. Açmayın lan, açmayın. Abi açacağım, tamam. Şunu bağlayayım, açacağım. Dur. Şunu bağlayayım.
açsanıza telefonunuzu. Nasıl adamsınız siz ya? Anlamadım ki nasıl kardeşsiniz ya? Usta, ben okula gidiyorum. Tamam. İstersen geçerken bırakayım yengeni palamutlarını. Oğlum bak, başlayacağım şimdi yengene de palamutlarını da. Birol, hadi git. Zaten canım sıkkın. Birol, gel buraya gel. Usta, haftalıklar yarın ya. Al bunları, çikolata, gofretli bir şeyler al. Okuldaki gariban çocuklara dağıt. Bir cenazemiz var dersin onun ruhuna, tamam? Başın sağ olsun usta. Kimi kaybettin? Gençliğimi kaybettim ulan, sana ne? Hadi bas git. Kartayı yedin beni be, yedin ha. Seviyorum ama atsın işte, at. Vay vay vay. Ya çok güzel bu ya. Baba çok sağ ol ya. Ver anahtarları, ver ver. Hemen vereyim. Buyurun. Of of of, bayıldım. Abicim hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol koç. Abi bu arada patronun çok selamı var. Herhangi bir şekilde isteği, arzusu varsa bana söylesin dedi. Galiba yenge bir jipe bakıyormuş. Tamam, ben onu ararım. Tamam abi, o zaman abi ben arabayı teslim aldığına dair şu iki yere imzanı isteyeceğim. Efendim Sacit Bey. Evet efendim, şimdi arabayı teslim ettim, dönüyorum. Tamam. Yok Sacit Bey, dolmuşla dönüyorum. Taksiyle falan değil, hiç zahmet etmeyin. Dolmuşa bindim, dönüyorum. Aa, haber varmış. Allah Allah, niye açmıyor ya? Allah Allah. Şeytanın aklına gelmez. Efendim? Şeytanın aklına gelmez diyorum. Baksana, gel sen buraya falçatayla kes halıyı. Ne işine yarayacak ki bunun? Kim ne yapsın parça halıyı? Satsan satılmaz. Telefon mu çalıyor? Telefon mu? Allah Osman amca, kulağının dibindeyim, beni duymuyorsun. Sessizdeki telefonu duyuyorsun maşallah. Efendim Aziz. Sait abi mi? Yok, aramadım. Şimdi camiye hırsız girmiş, ben onunla ilgileniyorum. Hırsız, hırsız. Aa, aramış vallahi. Ne bunlar şimdi Nazım? Hı? Yani Yasemin Hanım, o arbedede de bunlar çıkmış. Zaten herif bir yandan ateş ediyor, ben yerlerde yuvarlanıyorum. Mesela bakın şuna. Ne bu? Tabanca Yasemin Hanım. Herif buradan ateş etti, oradan sekti, buradan kafamı sıyırdı. Bu kadın kim? Hangi kadın? Şu peş peşe çektiğin bu kadın. Aa, o kadın. Nazım, tamam. Bunlar hiçbir işe yaramaz biliyorsun değil mi? Net bile değiller. Kullanamıyorum. Bakın arbede bak. Tamam. Nazım, sen yap habereni. Ajanstan fotoğraf düşer, nasıl olursa onu kullanırız. Tamam mı? Peki. Olmaz böyle bir şey. Çıldıracağım. Kendimi zincire vurduracağım. Ben bu derde nasıl nasıl dayanacağım. Orhan. Kudret abi. Ne yapıyorsun Orhan? Akşama hazırlık abi. He. Sen ne iş yapıyordun Orhan? Ben bodyguard'ım abi, kapıda güvenlik şeklinde. He. Aha. O zaman burada ne işin var? Abi biliyorsun işte, merakım var biraz. O zaman konservatuara git Orhan. Abi ne alakası var? Taşkın abi konservatuara mı gitmiş? Sana ne başkasından Orhan? Sen kendi işini yapsana. Abi ama işte dükkan boş olduğunda öyle erken gelip birkaç saat çalışıyorum. Ama sonra şikayet oluyor Taşkın'dan. Allah Allah. Lan yürü git işine bak. Artist. Zaten canım sıkkın. Tamam abi. Bakma öyle. Sana da hesabını soracağım. Alo. Efendim Nazım abi. Nasıl hiçbir yerde yok ya? Ben şimdi ölürsem hayatım boyunca bu filmlerdeki gibi acı mı çekeceksin? Ha? Ben onu istemiyorum. Ben istiyorum ki sen hep mutlu ol. Söz ver.
Ben ölünce evleneceğim. Tamam söz. Nasıl 2 saat önce arkadaş? Abim bu saatte dükkanı hayatta terk edip gitmez. Ya abi bana niye bağırıyorsunuz ya? Telefon etsenize. Ya ettik de açmıyor ki. Beni bile açmadı Birolcuğum. Sen öyle düşün. Açmadı beni. Birolcuğum bugün olağanüstü bir şey oldu mu? Yani böyle gelip giden birileri falan bir şey oldu mu? Ya yani bir ara Efkan abi geldi. Evet. Ondan sonra beraber deniz kenarına doğru yürüdüler. Efkan abimi boğdu Orhan. Denize götürüp boğdu abimi. Nazım abi manyaklaşma. Niye boğsun Efkan abimi? Yani alacak verecek meselesi kesin. Abi delirdiniz mi? Niye boğsun abimi Efkan? Ya abimin bir kere borcu olmaz. Onun olayına ters. Evet. Evet. Birolcuğum sen bir düşün. Bugün buraya böyle özellikle gelen soran oldu mu abim? Ya vallahi bilmiyorum ama bir ara bana böyle tomarla para verdi. Al bunları gofret al, dağıt. Yani birisini kaybettin falan böyle bir şeyler dedi yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kimi tanıttın? Kimi lan? Kimi oğlum cevap ver. Kimi kaybetsin? Hadi lan. Niye gülüyorsun? Niye saldırıyorsun? Niye gülüyorsun? Çocuk korkuyor. Kimi kaybetmiş? Ne oldu? Ne dedi? Gençliğimi kaybettim dedi abi. Ulan çakallık yapma sen de. Çakallık yapıyorsun yapma. Doğruyu söyle oğlum. Ha? Ne dedi? Abi gerçekten öyle dedi ya. Abim aklını yitirdi. Abim aklını yitirdi, aklını yitirdi. Nazım abi sen kendine bir zarar verme. Dur abi. Dur Nazım abi sen. Birolcuğum sakinleş. Her şeyi unut. Bir derin nefes al. Ha? Şimdi düşün. Sait abim nereye gitmiş olabilir? Eve gitmiş olabilir abi. Geri zekalı mısınız oğlum siz? Ben nereye gideceğim oğlum? Birinizin aklına gelmiyor mu ya eve bakmak? Abi ne bileyim ben öyle telefonla şey yapar ulaşamayınca... Abi bir de sonra telefon hepten kapandı ya. Kapandı tabii. Ulan 4 tane koskoca adamsınız. Bir müşkülümüz oldu. Bir taneniz bakmaz mısınız telefona ya? Oturun öyle dikilmeyin yalı kazığı gibi ya. Oturun. Niye bakmadınız lan telefonunuza? Abi ben müşteriye telefonu... Abi ben namazdaydım. Çatışma çıktı. Abi sessiz de oluyor telefon ya. O yüzden sen o arada aradın. Yani. Ablar! Ben evleniyorum. Ne? 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 Duydunuz işte evleniyorum. Yarın akşam yatsı namazından sonra sen de izin al Kudret'ten. Yarın gece için. Burada bir yemek yiyeceğiz. Yengenizle tanıştıracağım sizi. Hadi çok şey yapmayın kızın yanında. Siz de razı olursanız gerisini ben halledeceğim. İşte kız istemeydi, nişanlı, nikahtı falan. Evlendikten sonra burada kalmayacağım. Daha çok uzağa gitmeyeceğim öyle. 2 sokak arkada bir ev gördüm. Burası sizde kalacak. Dükkandan gelen eşit paylaşacağız. Bir kadıncağızla da görüştüm. İşte o görecek işinizi. Her sabah gelecek. Yemekti işte, bulaşıktı, çamaşırdı. Ya zaten size kalsa bir haftada ölürsünüz. Kendi kendinize. Ha annemle babam. Daha depremden beri ben bakıyorum size. Yani tabii annelik babalık kolay değil yani. Hiçbiri onların yerini tutamaz ama. Allah razı olsun senden ha. Amin cümlemizden. Okumak isteyeni okuttum. Çalışmak isteyeni işe koydum. Ben elinden geleni yaptım. Benim elimden bu geliyordu, ben bunu yaptım. Maşallah hepiniz aslan gibi çocuklar oldunuz. Hakkınız var, bir gün başımı önüme eğdirmediniz. Soyadımın hakkını verdiniz bana, baş eğmez. Anamın babamın arkasından herkes dua etti sizin sayenizde. Üzerinizde şu kadar hakkım varsa benim tarafımdan helal olsun. Ama siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun abi. İyi. Ben şimdi bir hava alacağım bahçede. Dolapta her şey hazır. Yemek yiyecekseniz kurun sofrayı ben toplarım. Ne dedi şimdi tam olarak?
Vallahi ne düşünüyorsa onu dedi. Bence ne dediğinin farkındadır. Şok geçiriyor olabilir. Çünkü yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey yok yani. Bu çok manasız ya. Niye manasızmış? Ya abi hayatın doğal akışına aykırı bu. Bu adam 40 yaşında. 15 yıldır 4 tane kardeşine bakmış. Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş, giymemiş, giydirmiş. Canını dişine takmış. Kendi gençliğini yaşamamış. Evet. Evet ne? Bu adamlar daha 30'lu yaşlarında ya. Daha 30'lu yaşlarında bırakıp gidecek, evlenip kendi hayatını kuracak. Öyle bir şey var mı ya? Bu mu hayatın akışına ters? Abi vallahi bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum, ben çok bozuldum yani. Hayretler içerisindeyim şu an. Bir selam vermeyeceğim mi oğlum? Dükkana dönmem gerekiyor. Kudret abinin haberi yok, arıza çıkarmasın. Abi. Oğlanım. Seni babama söyleyeceğim. Sait Bey. Sait Bey. Hayırdır? Bir sorun mu var? Ne gibi bir sorun olsun istersiniz Necla Hanım? Yani ne bileyim. Orhan size hiç bu kadar sert yapmazdı. Oluyor ya işte öyle kardeşler arasında. Dert etmeyin siz. Abi. Bence en doğrusunu yapıyorsun. Değil mi? Evet. Evlilik iyidir abi. Sen bunlara bakma. Bunların hepsi duygusal adamlar. Yani ben de istemem tabii evden gitmeni de. Ama senin için en hayırlısı bu olacaksa... yolun açık olsun. Ben her zaman arkandayım. Ne yapıyorsun oğlum? Biz sana hakkımızı ödeyemeyiz abi. Bana hakkını ödemek istiyorsan... sen de bir an önce evlen Turgut. Yok be abi. Nerede bizde? Niye oğlum? Ne engelin var gönlünde? Bir engelimiz yok çok şükür de. Ne bileyim. Daha zamanı gelmedi herhalde. Ama zamanı gelince ben onu anlayacağım, biliyorum. Ben bir gün camideyken caminin bahçesinden böyle küt diye girivirecek içeri. Çok beklersin öyle caminin kapısından koşup sana sarılan kız. Turgut, ben sana söyleyeyim oğlum. Belli olmaz be abi. Allah büyük. Nazım abi sen de bu kadar takılma be. Koskoca adam evlenecek tabii. Ne yapsın, evlenmesin, taş mı yesin? Hayır, aynı durumda sen olsan mesela... hani olmaz da oldu diyelim. Tuttun birini, sevdin. Bizi bırakmamak için evlenmeyecek misin? Evleneceksin, bu da aynı işte, öyle düşün. Evlendi, gitti, bitti, hadi. Abi. Nazım abi. Abi abarttın ha. Abi. 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 Vallahi ben anlamadım nasıl oldu da. Adam böyle buz kalıbı gibi düştü. Allah'ım nasıl düştü? İyisin oğlum, iyisin. Hadi Nazım. Hadi oğlum, üzme beni. Hadi toparlan Nazım. Çıkalım biz. Abi yıllardır böyle olmuyordu be. Tamam, uyusun biraz. Sabaha kadar kendine gelir. Abi. Söyle Nazım'a. Sen gidiyor musun gerçekten? Ulan bir yere gittiğim yok benim. Evleniyorum oğlum sadece. Yine hep birlikte olacağız. Hadi Nazım, bak yapma, üzme beni oğlum. Ne olur ya. Hadi Allah aşkına. Abi. Efendim Nazım. Yani şimdi benim babam bir kere daha ölmüş gibi oluyor. Anlıyorsun değil mi? Abi. Ne abi? Bu acı geçiyor mu? Deli diyorlarmış taş.
Sait. Fahriye. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim Sait. Ama sen... Şş, sus bakayım. Sen beni ne çabuk unutmuşsun Sait. Nasıl yani? Evleniyor musun? Ha, evleniyorum. Ama biz birbirimize söz vermiştik Fahriye. Bana verdiğin bütün sözleri tuttun mu Sait? Tuttum Fahriye. Hangisini tuttun mesela Sait? Ben hani beni asla bırakmayacaktın? Ya ben seni bırakmadım ki, sen beni bıraktın Fahriye. Emin misin bundan gerçekten? Keşke emin olmasaydım. O zaman asla başka birini sevmezdim. Seviyor musun onu gerçekten? Ha? Canan'ı Canan'ı. Seviyor musun gerçekten? Ha. Yani Canan iyi biri ya. Yani biraz çatlak matlak ama iyi biri. Hem beni de seviyor. Emin misin? Yani bence seviyor. O da benim gibi zamanında çok büyük bir tokat yemiş. Artık ne olduysa. Ama işte eskide olan eskide kalıyor Fahriye. Yani ben eskide mi kaldım şimdi senin için Sayın? Sen istemezsen ben Canan'la evlenmem. Ama bana söz verdin. Evet. Ona da söz verdin. Yok, ona henüz bir şey söylemedim ki. Buran'la söyledin ama. Söyledim değil mi? Bana kızmıyor musun? Bir söz verdiysen tutman gerek Sait. Hem sen yalan söyleyemezsin. Gidiyor musun? Yani. Sence de ben artık burada fazla değil miyim? Kalbinden ne geçiyorsa onu yap Sait. Hayat çok kısa. Hangimiz düşmedi? Hadi uyanın arkadaşlar. Hey, kalkın sen, akşam oldu. Hey. Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Ne buyurun lan? Tanımadın mı oğlum beni? Aa, usta. Ya, usta tabii. Nasıl olmuş ustam, bak bakayım. Ya vallahi bayağı adam sandım seni usta ya. O ne demek lan, aptal. Allah Allah ya. Var mı problem? Yani var aslında. Neymiş? Yavuz problemi var, söyleyeyim mi? Çok esprisin ya Birol, sabah sabah. Vallahi senin bu esprilerini ölüyorum gülmekten. Yengen ne yemek getirdi bugün? Yok, gelmedi. Gelmedi mi? Ben de bekledim ama. İyi. Üç tane lüfer ayıklı oradan Canan yengen bak balık görsün. Hayrola Canan, nereye? Dışarı çıkıyorum, anne işleri var. Senin işin yok ki. Sen ticaret lisesini bıraktın. İkinci sınıftan terk. Ne alakası var anne şimdi? Sabah sabah. Bırakmayacaktın sen o okul. Bırakma okul dedik ama dinlemedin. Anneciğim nereden geldi şimdi bu 15 senelik mevzular? Baban da söyledi. Bırakma okul dedi, dinlemedin sen. Anneciğim saçmalama lütfen. Babam ölmüştü o zaman. O yüzden bıraktım ya okulu. Ben ne dedi? Abim gelir birazdan, gömleğini ister. Yıkadın mı sen onları?
Abin çıktı mı hastaneden? Bugün itibariyle 13 ay oluyor anne. Aa, o zaman ben onun gömleklerini yıkayayım. Şimdi gelir dırdır eder. Canan nereye? Babamı ziyarete gidiyorum anne. Özlemiştir bizi. Benden de çok selam söyle. Anne bu nasıl oldu? Ay, aynı Hafize halana benzemişsin. O da giyinmeyi bilmez. Rüküşün tekiydi. Hani Allah aşkına konuşma ölmüş kadının arkasından ya. Hafize öldü mü? Neyse fazla karıştırma. Hiç istemedi babanla evlenmemi. Neden acaba? Canan, şu okulu bitir de yavrum seni de evlendirelim. Kısmet vallahi anneciğim, bu işler belli olmaz. Okul bitmeden de olabilir. Olur canım okulu bitirmeden. Abi mesleğin olsun elinde. Aman kadın kısmına ne gerek? Meslek anneciğim, ben hallederim işlerimi. Hadi çıktım ben. Hadi güle güle, ama bana bak Canan. Baban çok kızıyor. Bak erken gel. Seni görmeyince nerede Canan, nerede Canan diye benim başımı... Çıktın mı? Kader Hanım teyzeciğim, benim. Kim o? Kader Hanım teyze, bu taraftayım ben. Efendim, buradayım. Kim o? Ne istedin çocuğum, ne istiyorsun? Benim, bu Kader Hanım teyze. Adam gibi gelsene kapıdan bir oğlum, Allah Allah. Efendim, günaydın. Günaydın Kadir Hanım teyze. Ne istemişti? Sait ben. Balıkçı Sait. Canan Hanım'a bakmıştım. Ha, Canan çıktı, bir işi vardı. Ha. Niye Canan'a baktın? Siparişi vardı Canan Hanım'ın, lüfer. Aha, lüfer çıktı değil mi? Tam zamanı. Şimdi çok güzel yağlı yağlı olur. Anlıyorsunuz bu işten vallahi bu Kadir Hanım teyze. Yavrum, ne de olsa balıkçı karısıyım. Ha. Şimdi sen bana oradan 3 tane palamut sar. Orta yağlı olsun. Dur, paranı getireyim. Oo, palamut. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur kardeş, kime baktın? Balıkçıyım ben, balık. Burada ne işin var? Balık getirdim balıkçı olduğum için. Anne! Anne! Bağırma anne, anne. Aa, bağırma. Ay, minnoşum gelmiş. Ne? Anne ne diyor bu adam? Bir şey demiyor, balık satıyor. Balıkçı o amca. Bak gördün mü, balıkçıyım ben işte. Balık getirdim. Al bak. Haleymiş bu ya. Ben böyle hiç düşünmedim ki böyle olur. Götür bunu amcaya ver. Canan nerede? Canan nerede? Canan'ı bulmam lazım. Şey diyecektim, yani eğer sizin için de mahsur yoksa ben bu akşam sizi yemeğe davet edecektim Canan Hanım. Yani size anlatmak istediğim şeyler var. Size anlatmak istediğim şeyler var be.
açık açık direkt söyle işte. Ya Hasan Başaymaz. O ne lan? İşte tam tamına böyle oldu her şey. Adam dinlemiyor bizi. Tutturmuş evleneceğim de evleneceğim. Evleneceğim de evleneceğim. Aptala bak, harbiden babama şikayet ediyor beni. Ama hata sizde. Vallahi ben söyleyeyim, hata sizde. Bizi bırakıp öyle gittiniz. Aynı anda hem öksüz hem yetim kalınır mı ya? Tövbe estağfurullah. Kim dedi ona? Ne oluyor lan? Hıç! Hıç! Baba, burası biraz tuhaflaştı. Ben yavaştan kaçayım. Bak, bak bu iş sizde. Ne yapıp ne edin, bu evliliğe bir şekilde engel olun. Yoksa vallahi yanarız. Hayatımız kayar. Anneme çok selam söyle. Öpüyorum ikimizi. Yine kaçırdık kızı. Ulan Orhan! Ulan Orhan! Hoş geldin kardeşim. Alayım anahtarları, sen de şunu al. Adın neydi senin? Kartay. He? Kartay değil mi şu? Vallahi helal olsun. Nereden tanıdın hayvanı? Kartay bu abi, Kartay tanınmaz mı hiç ya? Şunun güzelliğine bak, bu sizin mi? Yani işte, patronun Bahtiyar Bey. Abi ben buna bir kere bineyim be. Sen ata binmeyi biliyor musun? Yok bilmem de, o beni tanır, bana bir şey yapmaz. Nereden tanıyacak? Ya abi az param yemedi, tanır onu. Dün bunun farkıyla kaçırdı birinciliği. Kaçırdı kaçırdı, bilmez miyim abi, kaçırdı. Vay be. Hadi biz işimize bakalım. Abi siz bu işlerden anlıyorsunuz belli. O zaman bugünkü yarışlar için bana şöyle küçük bir tüyo versene, minik sürpriz. He? Nazım, dünkü haberin yazısı hazır mı? Değil. Niye değil, ne yapıyorsun sen? İlham bekliyorum. Ne ilhamı Nazım? Sen Nazım Hikmet değilsin, gazetecisin oğlum. Sen ne ilhamı bekliyorsun? Bir şiir yazmam lazım Yasemin Hanım. Ne şiiri Nazım? Son yüzyılın en acıklı ayrılık şiiri. Yapma ya. Kimden ayrıldın bakayım bu kadar? Abimden. Ne? İçim acıyor Yasemin Hanım. Belli oluyor da şu abimden ayrıldım meselesini anlat bakayım. Abim evleniyor Yasemin Hanım. E ne var bunda Nazım? Sizin hiç babanız evlendi mi Yasemin Hanım? Benim evde eski bir televizyon var. Bunu ona bağlayacağız kabloyla. Ondan sonra da bundan mihrabın üzerine yerleştirdik mi cami ayna gibi televizyonda. Nasıl? Televizyona bağlayacağız diyorum, televizyona. Camide televizyon olmaz. Olur mu? Günah. Öyle mi diyorsun? E camide hırsız var, o günah değil mi? Efendim? Nasıl oldu? Ne olmuş ki?
Kamera diyorum, kamera. Güzel mi? Peki o kamerayı hırsız da görmeyecek mi? Yok, görmez. Sen şimdi onun orada olduğunu biliyorsun ya. Şimdi herkes görecek gibi geliyor sana ama görmez. Tamam, şimdi Osman amca, biz monitörü alacağız. Oraya yerleşeceğiz, ondan sonra da bekleyeceğiz. Yine biz orada bekleyeceksek kamerayı niye aldık? Hayır, kamera kaydetmeye devam edecek. Biz hep burada bekleyecek değiliz ya. Eve gittiğimizde o kaydetmeye devam edecek. Turgut. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Ya hayırdır, senin yolun pek düşmezdi buralara. Yardımına ihtiyacım var. Resmen, resmen gitti. Kan doğradı 250'ye. Sen niye milletin aklında uyuyorsun ki? Ver sözüyü golda, bas geç anasını satayım. Bak. Abi. Oğlum sen hani bırakmıştın bu işleri? Bıraktım. Nasıl bıraktın? Bıraktım. Öyle bıraktım, altını oynamadım. İkili yaptım küçük minik. O ne demek? O da öyle sevimli küçük bir şey demek. Sen hayırdır sen? Hayırdır sen? Niye işte değilsin? Hayırdır sen? İşteyim ben. İşteydim. Çıktım. Erken bitti, geldim buraya. Oğlum alet yanıyor ya. Yanıyor. Sait abi ne haber abi? Sağ ol abiciğim. Yalnız bana bak. 250 çok fazla, bir daha vermem o kadar ha. Hadi yürü be. Yürü. Bas. Yok be abi, borç aldım onu söyle. 40 yıllık dostumuz değil mi Allah aşkına? Çeçek. Aldım borcu, onu söyledim. Lan sen başka bir şey değil. Arabayı mı kiralıyor bu sana? Yok yok abi yok. Araba nasıl? Araba araba yanıyor yanıyor. Ha bak hadi. Sait abim için. Sen gidersen hayat gider. Kuşlar gider. Can gider. Bir vapurun patlar çığlığı. Zaman durur. An biter. Abi ekmeğimden olacağım. Hadi daha çok var mı? Biter hayat, başlamaz. Göçmen kuşlar kavuşmaz. Sen gidersen ben biterim. Acılar şeytan taşlamaz. Of. Ne diyor? Şu an tam olarak ekmeğimle oynuyor Osman amca. Abi hadi destan mı yaz? Gözümdeki yaşlara bak. Güya erkekler ağlamaz. Sen adamın dibisin. Gitmek sana yakışmaz. Vay arkadaş. Ne manyak kardeşlerim var benim ya. Abi gitme ne olur. Gözünün yağınıyım, gitme. Canını yediğim, gitme ne olur. Durur kardeşim bak. Abim bizi bırakıp gitmesin ne olur. Konuşun gitmesin. Benim canımı sıkmayın. Sait Bey. Canan Hanım. Canan Hanım aç mısınız? Efendim? Hani eğer açsanız bu akşam bizim evde bir yemek yesek saat 9'da. 9'da tamam. Ulan ne mızmız adamsın be. Geldik işte oğlum. Çıkar şu anahtarı. Pantolonun cebinde oğlum, bak şurada. Oğlum ön cebinde pantolonun. Ya yengem yiyemez ki bu kadar şeyi bir kere ya. Oğlum sen ne çok konuşuyorsun lan. Hadi aç gir içeri hadi. Gel Osman amca gel. Şimdi burada gizlenip bekleyeceğiz. Neden? Hırsız gelecek ya Osman amca. Hırsız gelecekse polisi arayalım. Geç Osman amca sen geç geç. Hı? Saat 9'da. Yemek. Sakın geç kalma. Tamam hadi. Yiyin siz tamam hadi. Nazım. Nazım ne haber ya? Vay kardeşim ya.
Kaç sene oldu seni görmüyorum buralarda. Hayırdır? Gelecek mi yoksa? Ya hadi gel gel. Bir kadeden bir şey olmaz. Gel hadi. Abi çok pardon, çok özür dilerim. Ben bu Aziz Salahan'a güvendim de abinleri ara dedim ama aradı mı acaba? Abi 350 diyorsun da 350 çok ya. İyi tamam, 300 acelem var hemen. 200 lira veririm. Şuradan teme çıkarım. Gişelere kadar gidip gelin. Tamam ver 200. Adamsın be. Ver. Bak dikkat et ha, çok iyi kaçarım. Tamam tamam, merak etme. Buyur hemşerim. Bir şey mi istedin? Bir vodka alabilir miyim? Tabii. Yerli mi olsun? Olur. Turgut. Oğlum Aziz aradı mı sizi? Ha tamam. Ne bileyim, güvenemedim o salağa. Tamam hadi, her şey hazır, bak 9'da bekliyorum. Tamam 9'da hadi. Oho Birol abi. Kurulmuşsun baş köşeye. Kurulacağım tabii, o kadar emek verdim. Saçmalama, kalk oradan. Ne? Bak ben seni hazırladım. Hepsinden koydum, al bunu. Evde anacığınla ye. Ben durmayacak mıyım sen yengemle burada şey yaparken? Ne yaparken lan? Aptal aptal konuşma oğlum. Bak bu özel bir durum. Sadece aile olacak. Hadi. Ha, demek öyle. Tamam usta, sadece aile olacak ha? Demek ben aileden değilim. Hayır oğlum, öyle demek istemedim. Sen de ailedensin. Onu demek istemedim. Başka bir durum var burada. Niye anlamak istemiyorsun? Tabii tabii. Anladım ben, tamam hadi. Niye anladın? Hadi good night. Buraya gel bak. Birol. Hadi hadi görüşürüz. Good night mı? Eşşol eşek. Çok mu ayıp ettik çocuğa ya? Ha, ne oldu? Pişman mı oldun? Yo, hiç pişman olmadım. İçmeyeceğim kardeşim. Hadi bakalım. İçmeyeceğim oğlum, içmeyeceğim. Hoş geldiniz Şevval Hanım. Sağ ol Orhan, ne haber? Sağ olun, siz nasılsınız? Ne haber Süleyman? Ay Orhan, bir şey merak ediyorum. Siz burada üşümüyor musunuz sabaha kadar? Yok biz. Ha? Yok. Ay yani ben bu sahnede bile bazen böyle içim ürperiyor, üşüyorum. Yani siz böyle sabaha kadar burada, yazık. Biz alıştık Şevval Hanım. Hayat bizi bazen soğukla pişirmeyi seviyor. Vay Orhan, sıkı laf. Hoş geldiniz Şevval. Ne haber Taşkın? Lan sen bana dikiz mi kayıyorsun barın oradan iki gündür? Ne alakası var? Lan ne alakası var? Gündüzleri de gelip burada şarkı söylüyormuşsun ya kendi kendine. Ne? Belki duyarsın da bir şeyler öğrenirsin diye Taşkın. Buyurun Şevval Hanım.
Ben de bir şeyler hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Siz ne yaparsanız da ben beğenmem Sait Bey. Ayrıca beni kırmayıp davetimi kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Gerçi usulüne uygun olmadı biliyorum ama işte biz beş kardeşiz. Birbirimizden başka da kimsemiz yok bizim. Ben ilk onlar bilsin istedim. Neyi bilsinler istediniz Sait Bey? Hayatta her şeyin aynı olmadığını, bazı şeylerin zamanla değiştiğini. Doğru söylüyorsunuz. Zaman geçiyor biz de. Yaşlanıyoruz sonra da teker teker öleceğiz. Evet. Misal benim babacığımın seneyi devriyesiydi bugün. Ha siz o yüzden bugün mezarlıktaydınız. Nereden biliyorsunuz? Ben de az peşinizden koşturmuyorum canını. Ay Sait Bey. Yani bazı şeyler değişiyor diyordunuz. Siz de öleceğiz mi öleceğiz diyordunuz. Ama ölmeden önce yapmamız gereken şeyler var. Bungee jumping gibi mi mesela? Ah buyurun. Hani böyle yukarıdan bırakıyorlar sizi aşağı doğru tam kafanız çarpmayacakken geri çekiyorlar tekrardan. Evet. Demek istediğim tam böyle bir şey. Çok romantikmiş. Eh be adam camide de bu kadar uyunur mu? Aa, vallahi geldim. Osman amca. Osman amca. Araç vereceğim. Hadi gel. Hem dedim bana. Hangi köşeyi? 10 köşe öyle dönülmez ya. O hareketleri yapamazsın burada. Faruk, şişt, lan. Düzgün kullan arabayı bari. Faruk. Oğlum yavaş ya, ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin Faruk. Polis. Gel al, gel. Al beni, gel. Gel, kurtar beni bundan. Polis! Gel, gel! Gel buraya, gel. Gel, al beni. Kurtar beni bundan. Afiyet olsun. Kudret abi. Bana 2 saat izin verebilir misin abi? Hayırdır ne oldu? Sait abim rica etti. Özel bir aile yemeği gibi bir şey vardı da. Önemli bizim için. Özel aile yemeği ne lan? Ne işler çeviriyor abin yine? Özel abi. İyi tamam git gel. Sağ ol abi. Geç kalma. Orhan. Orhan. Orhan, bir daha kadınların yanında bana artistik yapmayacaksın koçum. Taşkın, basket klavyeni tıngırdat. Delikanlı delikanlılara bırak, tamam?
Evet, bekliyorum. Efendim? Yani ölmeden önce yapmamız gereken şeyler var diyordunuz. Yani eğer aşağıda beton varsa ben bunu yapamayabilirim, itiraf ediyorum. Ama bazen onu suyun üzerinde yapıyorlar. Yani suyun üzerine atlıyorlar. Onu deneyebilirim aslında. Efendim? Bungee jumping. Yani böyle yukarıdan suya atlamak ilginç olabilir. Bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Tabii ki. Ben yaptım bir kere. Gerçekten mi? Evet, Side'ye tatile gitmiştik o zaman. Side çok güzeldir. Evet, balıkları da çok güzel. Palamutu harikadır. Gerçekten. Benimle evlenir misiniz Canan Hanım? Efendim? Benimle evlenir misiniz Canan Hanım? Ciddi misiniz? Ecel kadar. Tamam, ben bakayım. Ben... Evet mi, hayır mı? Evet. Evet. Affedersiniz. Patladın! Patladın, dur. Patladın! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sait Paşa Yemezsiz misiniz? Evet, benim. Baba! Canım babacığım. Babacığım mı? Ne diyorsun kızım sen? Kimsin sen? Ne istiyorsun? Çık buradan. Sait Bey. Kimmiş gelen? Hiç. Hiç mi, bir küçük kız sesi duydum sanki. Canan Hanım, ben çok heyecanlandım. Buyurun. Buyurun Canan Hanım. Çok heyecanlandım. Buyurun. Ay, ben bir 5 dakika havalıyım ya. Gerçekten burada duramayacak kadar heyecanlandım. Ay, tansiyon hastası mı oluyorum acaba? İnşallah tansiyon hastası olmam. Ay, siz bunu buyurun. Çok güzel, bunu yiyin. Ben hemen geliyorum. Acaba ne oldu? İttirmiyorum, tamam mı? Sus bakayım. Aç, ne oluyor? Sus. Kimsin sen? Adım Melike. Senin kızın. Saçmalama, kızım falan yok benim. Artık var. Kızım sen kimsin? Nereden geldin? Kim getirdi seni? Söyle bakayım. Kendim geldim. Uydurma. Nereden geldin gecenin bir yarısı kendin? Bizim mahalleden değilsin sen. Bizim mahalleden olsan göz aşinalığı olur. Neyin olur? Göz aşinalığı. Ne demek? O ne saçma laf? Aşinalık işte kızım. Sait. Canan. Gir sen, geliyorum. Gel ama, hadi, merak ediyorum seni. Hadi üşürsün, gerçekten. Gir vallahi, bak hava ısırıyor. Gir, geliyorum ben. Üzülürüm, gir. Kimsin sen? Hah, eşi olacak. Aziz, tam zamanı. Öyle demez kardeşi, ayıp. Sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorum, Aziz amcamı. Peki sana tek bir soru soracağım. Annen kim? Fahriye. Allah Allah. Abim de böyle yapmaz da açardı telefonu, Sacit Bey hiç dönmüyor. Sorun değil Aziz. Bekleriz abinin telefonunu açmasını. Netice bir gün açacak değil mi? Çok doğru söylediniz Sacit Bey, açacak. Sen annem Fahriye mi dedin? Evet. Hangi Fahriye? Senin eski karın olan Fahriye. Fahriye benim eski karım değil ki. Bunu söyleyeceğini söylemişsin. Kim? Annem, Fahriye. Demişti ki sana biz hiç evlenmedik diyecek. Ya ama biz hiç evlenmedik ki. Turgut arıyor. Lazımken hiçbiriniz açmayın telefonunuzu, şimdi tek tek arayın. Arayın bakayım. Açmıyor. Sen...
Sait abin açmıyor telefonu. Ya. Kızım sus. Sen tabaktan evde hemen bidon. Ne diyorsun be? Sevmedim ya. Başka bir şey söyledin. Sanki söylesem anlayacaktım. Ne diyorsun kız? Je te dis que... Öy. Sen tabaktan evde hemen bidon. Kızım ne diyorsun be? Boş ver ya, daha çabuk. Ne zaman geldin? Tuvalete girmiştim. Bununla mı girdin? Ha yok, bununla çıktım. İçeride unutmuş. Kim? Nazım. Nazım mı? İrfan abi şarjım bitiyor, senden arayacağım. Şurada polislerin içinde yıllardır teşviki mesain var. Sen bari yapma Nazım. Bir de adliye muhabiri olacaksın ya. Abi benim bazı psikolojik problemlerim var. Yani ben biliyorsun sen... Sürekli polisle çalışıyorum yani. Tamam tamam, uzatma. Açmıyor mu? Yok. Tamam, kapat, alın bunu içeri. Ben bir yeri daha arayabilir miyim abi? Yok ya, postane mi burası? İrfan abi, eski günlerin hatırına ne olur. Tamam, dram yapma ulan. Eski günlerin hatırı falan yok. Ama Said'in hatırı var. Ara hadi. Sağ ol abi. Bizim evde de sürekli böyle bir koşuşturma, sürekli bir hareket vallahi canım hanım. Buyurun, ev insan beş kardeş olunca. Nasıl yani hareketsiz? Yani ne bileyim işte, demin şu kapıya gelen kız mesela. Kız mı? Kapıya mesela demin küçük bir kız gelse diyor, ben buna asla şaşırmazdım. Buyurun buyurun, ne olur ayakta kalın, gelin. Yani çünkü evin o kadar çok gereklileri var ki sürekli o kalabalığın içinde biz mesela böyle... Lütfen oturun, lütfen. Yani biz mesela o anlamda böyle yani bu kalabalığın içinde mesela bütün ailede mesela yalnız kalamam. Bu bölümünde yalnız kal... Ya zaten bizi de mesela en çok tüketen o kalabalığın içindeki yalnızlık durumu değil mi? Mesela böyle durumlarda normalde telefon çalması gerekiyor. Şu an niye çalmayacağım? Sürekli iyi misiniz? Orhan. Efendim, ha? Hastanede misin? Ya Rabbim, çok şükür. Sözümü dinlemek zorundasın. Tamam. Şimdi ben buraya gelene kadar buradan çıkmayacaksın, burada kalacaksın. Kapış. Kapış mı? Canım çok özür dilerim ben. Yani Orhan'a hastane mahsane deyince aklım mı gidiverdi benim? Buyurun evinize kadar bırakayım sizi. Hayır hayır Seyit Bey, olmaz. Ben de sizinle geliyorum. Ben böyle zor bir durumda sizi yalnız bırakamam. Sonuçta artık nişanlı sayılırız. Sait Bey, maşallah ne güzel kullanıyorsunuz arabayı. Efendim? Arabaya diyorum, ne kadar hakimsiniz. Ne bileyim ya, işte yıllardır araba tepesindeyiz. Gerçi bunu yeni aldım, taksitleri yeni bitti. Nasıl ama? Canavar gibi ya. Canavar, evet. Deyip tabii kafasına göre bazen çalışıyor, bazen böyle... şey yapıyor. Aa yok. Yok yok, olmaz. Araba kullanırken asla izin veremem. Abi açtın sonunda, amına koyayım ya. Ay pardon, ne dediniz? Hanımefendi, siz kimsiniz? Canan. Canan mı? Hangi Canan ya? Kimmiş rica etsem öğrenebilir miyim?
şey ekranda Aziz yazıyordu ama... Neymiş derdi? Aziz Bey, derdiniz neymiş diye soruyor Sayit Bey. Sayit Bey mi? Ya ne oluyor da amına koyayım ya? Ama Sayit Bey, Aziz Bey bayağı aralıksız küfür ediyor ya. Terbiyesiz hayvan. Bana mı diyorsunuz? Hanımefendi, eğer abim yanınızdaysa siz söyler misiniz? Ben büyük bir kaza yaptım. Acil otogaleriye gelsin. Acil, acil. Aziz Bey diyor ki çok büyük bir kaza yaptım. Ne kazası yapmış ya? Alo ne kaz... Ya kapatmış telefonu. Otogaleriye gelsin abim dedi. Of ulan, of! Yani ulan geri zekalı ulan. Geri zekalı hayvanlar be. Bir akşam oturduğum hastalık yemek yemeyecektiniz ya. Ulan o kadar rica et. Söyledim, muhakkak dedim, bu akşam benim önemli dedim yani. Bir tanesi kendini götünden bıçaklatır, hastaneye düşer. Bir tanesi başkasının arabasıyla kaza yapar. Hayvanlar be! Ayıp ya, yeter ya. Kusura bakmayın canım, böyle sinirlendim, bağırdım, çağırdım ama. Alo. Efendim İrfan abi. Ne? Nazım Hüçer'i mi aldınız? Tamam İrfan amirim, ben ilgileneceğim, hemen ilgileniyorum ben. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ah ulan Nazım. Bir akşam bir şey istedim be. Ah ulan Nazım. Of. Of. Sait Bey, bu kadar çok şeyle nasıl uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama... bir şey itiraf etmek zorundayım. Ben bu gece bir kez daha size hayran oldum. Diyor kafasına göre. Dedim ya, böyle kendi kendine şey yapıyor hani tam zamanında çaldı valla. Ama olsun. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz bir kurtuk. Yeter ulan yeter! Yeter be! Herkesten bir anı saklar. Ah, ay, 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 ay. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ha? Sen kavga ettin, adama niye kıçını dönüyorsun ya? Hiç mi kavga etme öğretmedik oğlum biz sana? Abi anlamıyorsun, kavga etmiyordum diyorum. Adam arkadan geldi, sapladı direktman ya. Sen niye adama kıçını dönüyorsun? Madem karşımda hain var, kıçını niye dönüyorsun adama? Kim yaptı bunu? Abi. Ha? Bir yaklaşsana sen. Ne oldu? Yaklaş, yaklaş. Canan değil mi şu? Bu kader onu teyzenin kızı. Hani geçen sene bizim mahalleye taşındı. Evet. Peki abi biz ne ara kıçıma bakacağı şekilde samimi olduk kendisiyle? Bu akşam olduk Kora. Ama hiçbiriniz gelmediniz eve. Sen evleniyor muydun canım? Akım anı. Yenge hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Orhan kardeş. Siz nasılsınız? Ya hiç kusura bakmayın böyle. Her şey ortada. Anneniz nasıl? Tamam, çok şükür. İyi. İyi değil mi? Allah iyilik versin. Uzatma hadi. Dünya iyisi bir abiniz vardı Hakkı abi. O buralarda değil mi bu ara? O sinir tedavisi için şehir dışındaydı. Ha, evet. Sinir tedavisi mi? Evet. Ya sen nasıl aynı mahallede yaşıyoruz seninle biz? Hiçbir şeyden haberin yok abi ya. Hakkı abi 2 sene önce bir kavgada 2 kişiyi öldürmek zorunda kaldı. 3. 3 mü öldü? 3 mü? Evet ama kasıt yok. Ha. Yüreği kocaman bir insan ama çok bir tanısan var ya, acayip seversin ya. Çok iyi bir insan. Allah! Allah! Abi! Oğlum abi çok acımasızsın ya. Yemin ediyorum bak, hala acıyor canım ya.
Ya oğlum sen de uzatmasaydın sana diyorum ki sus diyorum, kes diyorum. Hala konuşuyorsun. Vır 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 vır. Allah Allah. Kudret mi şu? Ha. Ne iş var onun burada? Benim bir tahminim var ama. Oo Orhan. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah abi. Aslanım. Aman yavaş, yavaş. Ya geçmiş olsun. Sait, sana da geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah. Vallahi verilmiş sadakamız varmış yani. Allah'tan bu Orhan çok delikanlı olan da o şekilde şey yapınca yani... Orhan ne oluyor oğlum? Anlarsın abi şimdi. Şimdi Orhan, bak Taşkın çok pişman. Çok üzgün, senden de çok 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 özür diledi yani, anladın mı? Taşkın mı? Ulan o Taşkın'ın eline şarkıcı zibideye mi bıçaklattın kendini Orhan? Ya abi Allah aşkına dur şimdi bir saniye ya, arkadan geldi diyorum. İçkiyi biraz fazla kaçırdığı için. Ya arkadaşım, Taşkın içkiyi fazla kaçırdıysa benim kardeşimin kışımın günahı. Bey de benim günahım deseydi. Yani şimdi Orhan şikayetçi olursa zabıt tutulacak. Ve savcı mavcı falan filan derken... Nereden baksan benim dükkana 3 gün, 5 gün, belki bir hafta mühür vurulacak. Öyle olunca ne olacak? Müşterinin ayağı kesilecek. Ondan sonra olan yine hepimize olacak. Yani hepimiz ekmeğimizden olacağız. Halbuki öyle olmaması lazım. Bu dükkanın değerinin düşmemesi lazım. Çünkü... Dükkanı satıp gidiyorum ben buralara. Biliyor musun? Gitmek lazım artık, farz oldu. Bizi burada tutan bir şey kalmadığına göre... İyi, hadi hayırlı olsun. E olsun ama şimdi yani yarın müşteri satın almaya geldiğinde dükkanı mühürlü görürse her şey biter, değil mi Orhan? Abi onun hesabını gidip Taşkın'a soracaksın. Ben şikayetimi geri almıyorum. Onu yaparken düşünecektim. Hadi, hadi. Sen de her şeyi hemen unutmuşsun Sait. Ya sen işine baksana Kudret. İyi tamam, yapın bir güzellik bakalım işimize. Hoca efendi! Nereye koşuyorsun? Dur abi! Akşam erken iner mapushaneye. Ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne çatal yürek civan oluşun kâr etmez. Kâr etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Yeter be! Efendim? 2 saat geri nezarethanedesin. 20 yıllık mahkum gibi hava bastın be. Bir rahat ver de uyuyalım ya şurada. Pardon. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım. Susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Yasemin Hanım. Hoş geldiniz. Ne işin var burada Nazım? Ben buradan bir çıkayım, hepsini anlatacağım size. Nasıl olacak o? Siz çıkarmayacak mısınız? Yok. Olmuyor, yapamıyorum ben onu. Nasıl olur Yasemin Hanım? 1000 türlü bağlantınız var sizin. Ama polise saldırmışsın Nazım. Adamlar öfkeli, adamlar gergin. Hayvan polisin. Bak hala konuşuyorsun Nazım. Polisin kalbi kırılmış, benim hatırımı etmedi. Zaten iyi ki de etmedi diye düşünmüyor değilim. Aşk olsun Yasemin Hanım. Bu arada... Gazetede devam etme ihtimalin 0'a yakın. Patronlar çok sinirli. Senin yerinde olsam buradaki vaktimi çıkınca ne yapabilirim diye düşünmeye harcardım Nazım. Kalın bir sopayla vurdular. Evet işte. Turgut Bey'in kafasına gayet sert bir cisimle vurmuşlar. Bu yüzden belli bir travma gerçekleşmiş. Bu ilaçları kullanıyoruz. Tamam da yani nedir yani şimdi durumu? Ciddi bir durum var mı yani? Vallahi halk arasında buna kafanın bir gidip bir gelmesi deniliyor. Bizim teyp gibi yani. Abi.
abi? Abi neredesin sen ya? Buradayım abi. Allah kurtarsın kardeş. Bilirim zordur mahpusluk. Çilelidir. Acılarla doludur. İnsanı insanlıktan çıkartır mahpushane. Nice koç yiğitler vardır köpeğe dönmüştür. Ne diyorsun lan sen? Merhaba Hasan abi. Ne diyorsun öyle köpek möpek bir şeye? Ya mahpusluk zordur diyorum. İnsanı rezil de ediyor, vezir de ediyor. Adın ne senin? Nazım. Bu şair Hikmet gibi mi Nazım? Aynen şair Hikmet gibi. Şiirlerden hiç haz etmem. Çünkü benim adım Hasan. Bil bakalım hangi Hasan? Az çok tahmin edebiliyorum. İyi bir çocuğa benziyorsun sen. Ne düşün bakayım buraya? Estağfurullah yani. Siz buradaysanız bizimki düşmek değil çıkmak olur. Güzel söylüyorsun sözünü. Söyletene bak. Abi. Hadi de Sait abine dua et. O olmasa. Abim hoş geldin. Vallahi hoş bulmadık Nazım. Seni buralarda da mı görecektik ya? Hadi yürü gidiyoruz. Ben gelmiyorum abi. Ne? Burada Hasan abiyle kalacağım. Ne diyorsun oğlum sen? Abi benim Hasan abiden öğreneceğim çok şey var. Zaten dışarı çıksam hep aynı şey. Burada kalacağım. Yolun açık olsun. Evet. Evet derken abi? Kaza olmuş işte görüyorum. Evet abi. Neymiş bunun günahı? 35-40 bin lira kadar. Yuh o neymiş be? Orhan sus. Kabanı bıçaklarım sus. Nasıl yapalım Sacit Bey? Şimdi bunu Aziz'in maaşından kesecek olsak kes kes bitmez. O yüzden peşin ödeyeceksiniz. Biz bunu peşin ödeyemeyiz. Çünkü yani bizim o kadar paramız yok. Ne öneriyorsunuz? Aziz'i verelim size. Eşek sudan gelince kadar dövün. Aziz o kadar etmez. Evet. O da doğru ya. Kamyoneti ver kamyoneti. Kamyonet para eder. Gerçekten. Abi, bu kadın kim? Yengem. Yengem? Nasıl yengem? Abim diyordu ya dün ben evleniyorum. Hayda. Nereden bulmuş bunu be? Hiç tanımadım ben. Kim bu? Bizim mahalleden. Yeni taşındılar bunlar ya. Bir sene olmadı. Allah Allah. O zaman ben telefonda bununla konuştum. Aa Canan bu. Canan. Ben buna nasıl küfrettim var ya. Acayip küfrettim. Vallahi. Yalnız bir dakika. Bu Canan şey ya, bizim mahalledeki Hakkı abinin kız kardeşi Canan. Vallahi o Canan. Yalnız bak o Hakkı abi delidir ha, çok belalıdır, üzmesinler abimi. Aziz. Efendim abi. Sesiniz buraya geliyor aslan. Tamam abi. Hadi akşam oldu hadi.
Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında? Bir vefasız için yol gözlemedik. Hangimiz Yok. Düşmedik? Niye kapalı lan bu dükkan? Neredesin? Eşi ol eşektir ol. Baba, baba, baba. Baba. Kabus değilmiş lan hiçbiri. Melike! Maşallah, subhanallah. Ne kadar güzel bir kız. Abi, kızın nereden çıktığında şaşırmıyorsun da güzelliğine mi şaşırıyorsun ya? Lan bu Canan'ın kızı olmasın? Olabilir mi? Canan'ın kızı mı var? Ya Canan'ın kızı olsa Canan'ın evinde kalır. Niye burada kalsın? Ha, alıştırmak için mi acaba? Hani sanki böyle 5 tane manyakla nasıl yaşanır gibi kurs. Kurs veriyormuş gibi. Estağfurullah, ben niye manyak oluyorum? Polise haber vermeden hırsızı kendi kendine yakalamaya çalıştığın için olabilir mi abi? Bu sırada kafan kırıldığı için. Bu sırada ve hala niyeyse ısrarla o polise haber vermediğin için. Ben başkasının üzerine itham atmak istemediğim için kendimi yakalamaya çalışıyorum. Kendini yakalamaya çalıştın. Ne oldu bak abi? Bak kafaya. Ya Aziz bırak Allah aşkına. Bitmişiz biz ya. Allah imamını korumuyor. Bize dönüp bakmaz ya. Saçma sapan konuşma. Ben Allah'ın imamı değilim. Tövbe tövbe. Neler söyletiyorsun bana ya? Yani ben öyle demek istemedim. Yani ben caminin imamıyım. Yani... Yani seni sevmiyor işte. Sevmiyorsa da böyle daha az gibi seviyorsan. Ya ucundan işte öyle arada kafasını çarpsın da hatırlasın hani. Oğlum günaha giriyorsunuz bak. Ya bir daha bir yere girdiğimiz yok. Buradayız. Ya vallahi günaha giriyorsun. Sizin için üzülüyorum ya. Abi. Ne abi? Ne abi? Abi. Beni de günaha sokuyorsun. Abi. Uyandın mı sen mübarek? Mübarek mi? Mübarek ne be el kadar kıza? Niye mübarek değil mi? Ayşe gibi sanki daha çok mübarek değil de. Merhaba. Ben Orhan. Turgut. Aziz. Dokunma inana. Açıl. Dokunma inana. Dokunma inana. Melike. Nasılsın kızım? İyi değilim baba. Ne? Oğlum ne bağırıyorsunuz be? Baba dedi sana. Oğlum o nedeni biliyor mu acaba ufacık el kadar bebek? Tamam anlatacağım ben. 2 gün benim bana ben her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Melike sen niye değilsin kızım? Çünkü beni bıraktın gittin. Ben nerede olacağım ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum. Tamam evet haklısın ben unuttum seni. Çok özür dilerim. Yani sen bana hep böyle hayal gibi geldin. Yani ne bileyim böyle... Can Engel. Ne? Tamam. Al, al içeri. Melike gel sen. Al içeri. Abi. Melike gel. Baba çekiştin mi? Çekiştin mi? Baba. Bak baba dedi ya. Tamam oğlum sus. Korkma baba. Oğlum bekle dur. Gel içeri al. Al. Dayanın dumanlı dağlar. Dayan çileli gönlüm. Yol ver, bağır yanık deli rüzgar. Hasan Bey. Hasan Bey. Hasan Bey. Lan! Ne şükür gelebildiniz avukat bey. Nerede kaldınız? Hasan Bey, Bahtiyar Bey'in biraz geç haberi olmuş. Dolayısıyla bana bayağı geç bilgi verildi. Geçmiş olsun Hasan abi. Artık mektup yazarsın bana. Oo Nazım kardeş, sen hala oradasın değil mi? Avukat, Nazım arkadaşımız da bizle beraber gelecek. İlgin onunla. Tamam, Nazım Bey'e de yardımcı olacağım. Teşekkür ederim. Heyecanladın mı beni? Hı hı. Tamam. Peki neymiş? Basit ya işte, sen gelene kadar evden çıkmayacağım. Sen akşam geleceksin, seninle uzun uzun konuşacağız. Aferin benim Melike'mi. Peki sonra ne olacak? Hı? Konuşacağız da ne olacak yani? Benden kurtulmaya çalışacaksın. Buradan gitmemin daha iyi olacağını söyleyeceksin. Sonra da koyacaksın beni kapının önüne. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Yemin ederim. Yani bilmiyorum ne olacak ama işte bulacağız bir yolunu. 2 gün ver bana. 2 gün sonra yaşatacağım seni. Baba. Çok tatlı. Vallahi mı? Vallahi. Vallahi mı ya? Ya vallahi çok tatlısın. Olmasan niye söyleyeyim? Yalan borcum mu var? Yo
o zaman niye hep birlikte olmuyoruz Fahriye? Ya annem salmıyor her gün biliyorsun. Ben de sizde kalayım. Oldu. Ne olacak canım? Mutfağın yanındaki küçük odada kalırım ben. Aa. Sen nereden biliyorsun o odayı? Sen gizli. Allah seni ne yapmasın Sait, ne zaman? Ya siz ava gitmişsiniz ya annemle işte o zaman. Odunluğun çatısına tırmandım. Oradan tuvaletin penceresinden tak içerideyim. Ya nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya yakalansaydın? Her şeyini gördüm. Ne? Ha. Ne demek her şeyini gördüm ya? Ne demek istiyorsun? Hayır be, yuh saçmalama. Öyle bir şey tövbe haşa. Yemek yediğin tabağı gördüm Fahriye. Su içtiğin bardağı gördüm. Diş fırçanı gördüm. Hangisi olduğunu biliyorum. Hangisi verilmiş? Sarı ona. Ayrıca o gül desenli tabak var. O senin tabağın. Bir de bardak var böyle. Altında çizgi var üç tane dibinde. O da senin su içtiğin bardağı. Nereden anladın? Hissettim Fahriye. Çok tatlısın. Vallahi. Vallahi. Annen de çok tatlıydı. Ama o öbür dünyaya gitti, bıraktı bizi, artık yok. Ama biz varız. Evet, biz varız. Yepyeni bir hayatımız olacak. Yepyeni. Tamam, çak. Günaydın Canan Hanım. Günaydın. Biraz börek yapmıştım sizin için. Öyle mi? O zaman onunla Orhan ilgilensin. O börek çok sever. Sen ilgilen bununla. Turgut da bize telefonunu verecek şimdi. Senin telefonun mu? Senin telefonun benim telefonum mu oldu şimdi Turgut Bey? Yakışmıyor mu Nazan'a? Düş onun önüme, işimiz var seninle. Senle. Hadi, hadi. Hadi Aziz. Hadi abi, hadi. Arda'ya git, eski bisikleti çıkart. Niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Hadi. Canan Hanım. Hadi oğlum işinize bakın, hadi ya. Hadi. Hadi oğlum, hadi işinize bakın, hadi. Abi ben hiç anlamadım bu işi ama ya. Ya bir kamyonet tutabilirdik, biraz beklesem ben bir şeyler ayarlardım. Bu ne böyle? Konuşma Aziz, konuşma. Yedin gül gibi kamyonetimde konuşma lan. Sen ne yapacaksın peki? Bununla mı gidip gelecek? Ben gitmeyeceğim. Bana bir tane kamyonet alıp gelene kadar hep sen gideceksin Ali. Gir şu karakolu sokağına. Tamam, şuradayım. İn yokuş şurası, oğlum, in çok yoruldum. Konuşma. Hadi gidip daha ağzımı kurtaracağız kolesterol. Hadi. Tek beygirli ya bu, o yüzden oğlum. Hah. Buna teyip taktıracağım bir tane. Bas, bas, bas. Nasıl çıktılar İrfan abi? Yahu nereden baksan iki saati geçti. Hiç aramadı beni ama. Ha bak Sait, ne diyeceğim. Bu kumarcı Hasan vardır. Delik Hasan derler. Onunla beraber gittiler. Haberin olsun. O ne demek şimdi İrfan amirim? Allah aşkına korkutma beni ya. Yahu bu Delik Hasan sağlam pabuç değil. Bunun küçük bir kıraathanesi var ama orada büyük kumar döndürüyor. Müşteriler de hep kalın adamlar. Biz gidiyoruz, baskın yapıyoruz. Onları alıp geliyoruz buraya. Bir bakıyoruz arka kapıdan çıkmış gitmiş. Ya bak. Seni de severim, Nazım'ı da. Aman dikkatli olun, benden demez. Buyur Nazım. İşte burası da bizim ekmek teknemiz. Anladım abi. Ne güzel. Çay satıyorsun. Çay iyidir zaten. Çay içen adamdan insana zarar gelmez. Doğru söylüyorsun Nazım. Aslında ben de damarına basma kötü bir adam olabiliyorum belki ama... kimseye de bir zararımız yok ki. Kendi başımıza işte bak görüyorsun, çaydı, kahveydi. Böyle ekmeğimizin peşindeyiz. İşte ben de bu yüzden çağırdım seni zaten Nazım. Seviyorum Nazım. Seviyorum derken? Deniz, benim karım. Tebrikler abi. Ama artık beni sevmiyor. Estağfurullah. Sevmiyor mu? Estağfurullah. Boşama davası açmış bana. Dün gittim adliyeye. Tabi ortalık biraz karıştı. Hop, beni nezarethane. Emin misin abi? Ben başka biliyorum onu. Yani bu ev meselesi, ev senin de benim bir mevzu değil mi? Nazım, evet yalan söylenir. Yalan yok, ben de söylüyorum. Ama hayatın dön arkadaşlığında insanların var ki... onlara yalan söylemezsin. Kim bunlar? Hapishane arkadaşım. Eyvallah abi.
Ben ne yapabilirim senin için? Dedektifim olmanı istiyorum. Kimle, nerede, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Hepsini bana rapor edeceksin. Hadi. Olur mu abi öyle şey? Estağfurullah. Nazım, bunu senden rica ediyorum. Sana güveniyorum. Belli ki sen de hayatın sivrisini yemişsin. Frenç çemberinden geçmişsin. Estağfurullah. Bu kıyağı yapmasın abi ya, Nazım. Aziz! Aziz ne oldu? Ne oldu Fatma, ne oldu? Bir şey olmadı. Aziz bunlar kim? Bunlar. Halamlar. Halamlar. Ay Aziz bu ne böyle ya sokağın ortasında? Yakışıyor mu hiç ilişkimize? Bu ne? Sen iyice delirdin ha. İyice delirdin, ne dediğini bilmiyorum. Balığa mı taktın şimdi? Ha? Ben mi delirdim? Şimdi Sacit Bey. Bir dakika. Sacit Bey. Sacit Bey. Kapa. Efendim Sacit Bey. Evet efendim. Kapa. Ne demek Sacit Bey? Siz isteyin ben koşa koşa gelirim Sacit Bey. Tamam. Tamam. Sacit Bey yalnız siz beni dün akşam kovmadınız. Böyle bir kovdu gibi o. Ha kovmadınız. Oh. Tamam. Tamam. Tamam o zaman ben hemen geldim. Tamam Sacit Bey hemen geldim. Tamam. Gel Fatma. Ne ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Sen beni seviyor musun? Tabii ki Aziz yani seviyorum. Peki benim için bir iyilik yapar mısın? Evet. Gel. Hadi kaçtım ben. Buna ne diyorsun? Ne ya? Börek. Börek ne ya? Kızım, güzel yavrum bak Nimet'le böyle konuşulmaz, ayıp. Nimet de kim? Sen bize dalga mı geçiyorsun ya? Je ne m'en moque pas de te devil, je femme. Est-ce que tu avais à comprendre ce que je te dis ou pas? Je femme. Regarde ce que vous me donnez comme petit déjeuner, c'est n'importe quoi. Bana bak. Sen bizim yediklerimizle bu şekilde konuşamazsın. Sen ne dedin orada? Uzun bir şey dedin. Ne dedin orada? Küfür mü ettin Nimet'e? Karnım aç! Ne istiyorsun? Kruvasan. Ne dediğini bile anlamıyorum. Ne istiyorsun? O zaman hamburger. Tamam lan. Tamam, yiyeceksin o hamburgeri lan. Amca. Yapacağın sadece bir tane hamburger. Bu kadar kabalaşmana gerek yok yani. Ne öyle ulan bulan? Bakın küçük hanım. Bana öyle kabalaşma, mabalaşma diyemezsin. Biz kime nasıl davranacağımızı sizden öğrenecek değiliz. Ne dedim ben ya? İyi günler. Orhan. Şey var. Acil Bey merhabalar. Abimin kamyoneti bu. Dün gece öyleydi, artık değil. Bundan sonra bu kamyonet senin üzerine zimmetli Aziz. Benim üzerime mi? Evet. Bununla zaman zaman bazı yerlere malzeme götürüp getireceksin. Nasıl malzeme? Malzeme derken? İşte sebze, meyve, temizlik maddesi falan. Tamam. Tamam götüreyim. Sacit Bey de niye ben götürüyorum? Çünkü bizim aracımızla kaza yaptın Aziz. Bize karşı mahcupsun. İşini kaybetmemek için de biz ne dersek yapmak zorundasın. Haklısınız Sacit Bey, doğru. Ne söylerseniz haklısınız. Tamam götüreyim. Nereye götüreceğim peki? Bahtiyar Bey'in çiftliğine. Kartay. Ne? Sağ ol, sağ ol. Otursana. Au! Ay ben hiç oturmayayım ya. Ay doğru, sen oturamıyorsun değil mi? Ay geçmiş olsun. Ya ne talihsiz bir kaza. Kaza? Kaza tabii Orhan. Kaza yani. Taşkın niye kasten böyle bir şey yapsın ki yani bilmiyorum. Sen beni mi merak ettin yoksa Kudret abim istedi gelmeni? Ben seni merak ettim Orhan. Gerçekten merak ettim. Ayıp ediyorsun yani. Ama tabii Kudret abin de haklı olarak biraz endişeleniyor. Tabii dükkanı kapanacak, mühürlenecek falan olacak filan olacak. Yok be, ondan değil. Neden peki? Şimdi sen daha önce hiç sahneye çıkmadın ya. Repertuarında yeterince şarkı var mı diye endişe ediyor. Ne zaman? Bu akşam. Hangi bu akşam? Orhancığım Kudret abim konuşmadı mı seninle? Taşkın yerine senin sahneye çıkmanı istiyor bu akşam. Yani eğer sen şikayetçi olmazsan Taşkın zaten bırakıp gidecek buralardan. İşte ya mi? Ne şikayetçi olacağım? Siktirsin gitsin pezevenk. Bence de. Gerçekten bir şey yapar. Gerçekten mi? Tabii Orhan. Başınıza gelenleri duydum Turgut Bey.
Müftülüğe gitmeden önce uğrayayım dedim yanınıza. Vallahi ne iyi ettiniz. Ne iyi ettiniz ama keşke haber verseydiniz. Biz de bir hazırlık falan yapardık. Böylesi daha iyi oldu. İşte hırsız da bu taraftan böyle kaçtı gitti herhalde. Geçmiş olsun. E polise haber verdiniz mi bari? Gel. İşte bu. Hadi öp elini. Öp. Estağfurullah. Osman amca ne yapıyorsun? Kim bu? Bu benim torun. Ziyarete geldi beni hafta sonu için. Ben de seninle tanıştırmak istedim. Hay maşallah. Değil mi? Hay maşallah. Tamam Osman amca, sonra konuşuruz. İsmi Cevdet. Öyle mi? Öyle. Dedemin adıydı. Harika. Osman amca, gider misin lütfen? Bana ne bağırıyorsun hoca efendi? Cemaati neden azarlıyorsunuz Turgut Bey? Yok, yanlış anladınız. Azarlamak gibi değil. Yani kendisinin kulakları biraz ağır işitiyor da. Hayır, hep bağırıyor bu bana. Osman amca, gider misin lütfen? Gidiyorum, tamam. Samet Bey, yanlış anladınız. Samet Bey. Müftü Bey'e selam. Sağ ol Osman amca, bitirdin beni. Efendim? Yok bir şey, yok. Kalbindeki derdine derman olmaya geldim. Sakın artık üzülme, sende kalmaya geldim. Kalbindeki derdine derman olmaya geldim. Sakın artık üzülme, sende kalmaya geldim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Ben yetkili biriyle görüşmek istiyorum. Caminin imamı falan gibi. Yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Kararlıyım bu gece senin olmaya geldim. Melike. Ya acaba çok mu fantezi oldu, çok mu Zeki Müren oldum ben böyle bu ceket, bu gözlükle? Bir baksana. Melike. Melike? Melike! Melike! Ulala! C'est quoi comme endroit ici? Pardon, bakar mısınız? Efendim? Buralarda bize ben bugün yemeyeceğim bir yer var mı? Anlıyor musun beni? Alo. Kız. Hay Allah. Kızım, ne bakıyorsun? Yardım etsene. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Bizim mahalleden misin sen? Adın ne senin? Melike. Yok, sen bizim mahalleden değilsin. Olsaydın aşina olurdun bir yerlerde. Aman diyor, gene mi aşina? Ne demek o? Ya ben hamburger falan yemek istiyorum da. Var mı buralarda öyle bir yer? Vallahi var. Ama yardım edersen gösteririm. Efendim. Ha Orhan. Ha? Ne demek Melike yok oğlum? Ya Orhan ne demek Melike yok, ne demek ya? Bir tane kıza sahip çıkamadın mı oğlum? Nereye gitti kız? Tamam. Tamam kapat. Kapat, seninle akşam konuşacağız Orhan. Tamam kapat. Yusuf geliyorum oğlum bak. Anlıyorum. Şimdi bir yalan söyleyerek günaha sebebiyet verdiğinizi düşünüyorsunuz ve vicdanınızı temizlemek için de bunun kefaretini ödemek istiyorsunuz. Evet. Yani aslında şöyle gelişti. Ben bir rüya gördüm yakın zamanda. Eski bir arkadaşımla ilgili. Aslında ben bir süredir görüyorum bu rüyayı. O arkadaşınıza yalan söylemiştiniz sanırım. Evet. Öyle oldu. Thank you.
Turgut. Efendim? Adım Turgut, Turgut diyebilirsiniz. Turgut Bey, bu konu benim için çok önemli. Anlıyorum. Ben de şimdi sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ben de biraz çalışmak isterim üstüne. Çünkü rüyalar falan da var işin içinde. Şimdi bakın Turgut Bey, eğer burada konuşmam çok uygun olmuyorsa... biz yarın sizinle şeyde o çay bahçesi var ya... orada buluşalım. Tabii eğer bir sakıncası yoksa... hem o rüyaları ben işte size bir anlatayım. Çok iyi olur. Tamam. Hatta sizin için de iyi olur. Hem ben kitaplarıma biraz bakmış olurum. Tamam. Tamam. o zaman yarın ikindiden sonra diyelim. Bir gibi mi yani? Yok, daha bir üç, 3:30 gibi. 3 gibi. Tamam, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kartal yok mu? Geldin mi Aziz? Geldim abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu iş için seni gönderdiler buraya. Güveniyorlar sana belli ki. Eyvallah abi, tabii bana güvenirler. Yakın adamlar olman lazım. Bana güvenirler abi, yakınız. Çocuklar, hadi indirin onları artık. Yok. Efendim? Kartal'ı sordun ya demin. Gitti Kartal, yok. Nereye gitti? Urfa'da yarışları var. Aa doğru, ben nasıl unuttum? Haftaya Urfa yarışları başlıyor tabii. Ama burada başka atlar da var. Mesela benim atım, Gece. Gece. Gece ne güzel isimmiş Gece. Ama ben hiç duymadım onu yarışlarda. Yok, yarışmaz o. Ona sadece ben binerim. Daha doğrusu benden başka kimse de binemez zaten. Ne güzel. Ben de atları çok severim, ata binmeyi. Ama tabii benim için biraz zor oluyor. Ancak köyde falan biniyorum at. Yoksa... Lan oğlum, geri zekalı mısın? Ne sen? Bu ne lan? Toplayın şunları. Lan sizin... Yalan yaralı. Kaldır. Hadi. Aziz aslanım, bitti buranın işi. Sen de fazla bekleme artık buralarda. Tamam abi. Melike! Melike! Mersi bu kısacak ki. Kim bilir ne kadar zor oluyordur senin için yatılı okuma. Vi effectivement, mais je suis obligée pour ma mère. Efendim? Annem için buna mecburum diyorum. Annen için buna mecbursun. Ne demekmiş o? Çünkü taş yürekli bir babam var. Nasıl yani? Ne yapıyor baban sana?
Onun için yatılı okulda okumak zorundayım. Annemden ayrı kalmak zorundayım. Onun hasretine alışmak zorundayım. Yeter. Kimmiş senin baban? Söylesene kızım, kimmiş bu zalim? Bunu şimdi söyleyemem. Belki başka seferde. Hamburger için teşekkür ederim. Bana bak. Ben hep buralardayım. Bu zalim baban sana bir şey yapmaya kalkarsa beni bul, tamam mı? Okulun arkasındaki o köşedeki ev. Bakayım. Ama... Melike! Ay! Önüm kopardı! Tamam, korkma, korkma. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapmışım babacığım? Bana babacığım deme. Ben zalimin biriymişim ya. Kızdın mı öyle dememe? Zalim miyim ben? Peki, baban mısın? Usta, ne olmuş burada böyle ya? Ne olmuş oğlum? Bu kız kim? Hem sana baba deyip duruyor. Sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben? Sen ne olur mu? Sen benim ustamsın. Benim de babam sayılır. Benim kızım değil oğlum. Arkadaşımın kızı. He usta, her şeyi duydum. Neyi duydun lan? Zibidi. Hem sen niye bugün gitmedin dükkana? Beykoz'un seçmelerine gittim. Hem seni aradım ama telefonun kapalıydı. Doğru ya. Telefon da patladı. İyi hadi sen git bir gün toparla. Usta, arkadaşın kızı da güzelmiş ha Melike. Bir ol, hadi bir ol. Ya Melike! Ya neredesin? Çok korkuttun bizi. Lan madem o kadar düşkündün, el kala bebeği niye kaçırdın evinden? Bebek falan değilim ben. Abi görüyor musun yaptığını? Küstürdün kızı. Oğlum bir de zeytinyağı yüzüne çıkmaya çalışma. Ceket ne? Ne bu? Ne yapıyorsun oğlum sen yine? Neyin peşindesin? Senin bu halin ne ya? Sahneye çıkıyorum bu gece. Sahne mi? Ne sahnesi? Dünya sahnesi. Nazım. Nazım ne oldu oğlum? Nazım abi. Ha? Ne oldu? Beşiktaş'ta, parkta bayılmış şekilde buldum arkadaşı. Aldım getirdim buraya. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Abi. Abi çekil. Onlar ne lan? Kışlık odun abi. Görmüyor musun? Artistlik yapma bana. Olurmuş. Artist. Niye sarıldın bana? Kamyonetimi bitirmişsin oğlum. Yok be, kamyoneti sana getirmedim. Sacit Bey verdi bana. Bir iki getir götür işi varmış. Al bunu kullan dedi. Sen kamyoneti alıp bana getirmedin yani. Yok be abi, nasıl getireyim sana kamyoneti? Koca kamyonet 40 bin lira var mı? Bende 40 bin lira yok. Dedi ki al dedi, sen bunu kullan dedi. Bir de bana zimmet dedi. Yani sen falan kullanamazsın. Sadece ben. Anahtarları var. Ya anlamadın herhalde. Ver sadece... oğlum anahtarları. İyi al. Güzel gördüm demesin seni görmeden.
Ne diyorsun? Bir şey de. Rabbim bir gün sana da inşallah akıl fikir ihsan edecek Orhan. Abi Allah aşkına ya. Ya insan kardeşine böyle mi moral verir sahneye çıkmadan hemen önce ya? Hayır abi. Abim espri yapıyor da anca bu kadar yapabiliyor yani. İmam esprisi. Ay sıkıcı. Nazım abi Allah aşkına sen bir şey söyle ya. Orhan bu kız kim? Ya ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya? Turgut bu kız kim? Bana niye sormuyorsun kimsin sen diye? Kimsin sen? Melike. Yani? Zeytin kızıyım. Neyi? Ay. Abi içeride bir çocuk var Sait'in kızıyım diyor. Aa Nazım kendine geldin mi sen oğlum? Niye fenalaştın sen? Ne bileyim sabaha kadar nezarette uyumadım. Bütün günde bir kadının peşinde dolaşıp durdum. Aa tam senlik. Öyle değil yani işle ilgili takip işi aldım. Aziz hadi abicim ama ne olur ya. Hadi ama sürekli şeyindesin hadi ya. Takip işi mi? Evet. Ne oldu kovuldun mu gazeteden sonunda? Abi anlatırım uzun hikaye bu kız kim? Anlatırım uzun hikaye. Nihal'e getir. Koy. Hadi bakalım yemek hazır. Önce bayanlarızız. Bu ne? Dölen menemen. Öf kötü espri. Hayır değil. Sevimli bence. Oh abicim çok acıktım. Hadi başlayalım artık. O zaman ilk ekmeği günahsız olan bensin. Ha? Bak bu iyi mesela. İyi espri. Gördün mü? Bak imamlar da espri yapabiliyormuş. Ne yani şimdi bu imam benden daha niye espri yapıyor? Abi bu kız kim? Ya sen bir bayılsana Nazım hadi. Ya bayılacağım yemezsem hadi. Vallahi ben de bayılacağım yemezsem. Hayır Melike yemezse kimse yedirmem. Çek elini. Çek. Okey. Bon. Allons-y. Ne dedi? Allah'ın izniyle dedi. Hadi biz. Güzelmiş lan aferin. Ben ekmeği ver. Oğlum tabaklarımızdan yesin. Bir saniye. Nazım abi. Hı. Ben gidiyorum iyi geceler. Meyhane iyi mi? Kolay gelsin bak dikkat et kavgaya girme. Abi meyhane değil orası ya taverna. Orada biz 80'lerin eğlence kültürünü yaşatıyoruz. Tamam abicim neyse işte dikkat et kendine. Bak dün gece kestaneyi çizdiriyormuşsun neredeyse. Sen kendine bak ya cezaevini boyluyormuşsun az kalsın. Biz de ne pis insanlarmışız ya. Orhan. Al. Bu ne abi? Takım elbise. Ben bunu hayatımda bir kere giyecektim. O da nasip olmadı. Bu olur mu ki bana? Olur tabii oğlum işte. 80'lerin eğlence kültürünü yaşatıyormuşsunuz ya. Eyvallah abi. Giyecek hiçbir şeyim de yok da. Orhan, bizi istemeden emin misin? Yok yok eminim ya. Gelmeyin heyecanlanırım bir dahakine. İyi. Hadi Allah'a tondurmasın. Evet. Bakın geldi. Senin uykun mu geldi? Hı. Allah be ay ne oluyor abi be? Hadi eşyalarını topla. Niye? Burada Melike kalacak. Ne? Ben nerede kalacağım Ben bilemem işte. Git abinleri ikna et. Onlarla kal. Git kamyonette kal. Hadi 5 dakikan var hadi. Of be abi be. Sahne burada. Dolu hali nereden bak? Oo Orhan. Hoş geldin aslanım. Nasılsın koçum? Nasıl? Var mı heyecan falan? Yani işte yani. Yak canım olmazsın heyecanlı falan. Yıllardır bildiğin iş. Çıkar aslanlar gibi söylersin. Çat çat çat. Bak İlker Beyler tavernamızla ilgileniyorlar. Hoş geldin. Çık göster onlara nasıl bir yer olduğumuzu. Hoş geldiniz abi. Ha bu arada aşkın senden gerçekten çok özür diledi. Onu bilahare konuşacağız. Harbiden büyük adamlık yaptın. Allah senden razı olsun. Hadi bakalım. Eyvallah abi. İşte burası senin odan. Teşekkür ederim. Şimdilik. Diyorum hep öyle olur. Ne kadar güzeldim. Çok. Şimdi bana gerçek hikayeni anlatıyorsun. Başla. Ne demek o? Ne demek olduğunu anladın işte. Anlat. Yani sen kimsin? Buraya neden geldin? Benden ne istiyorsun? Ay. Adım gerçekten Melike. Annem gerçekten Fahriye. Sen de gerçekten benim babamsın. Olamam. Öylesin. Peki Fahriye nerede?
Biliyorsun nerede olduğunu. Öldü o. Sen nereden çıktın? Okuldan kaçtım. Nasıl yani? Ta çok eskiden. Sen annemi terk edip gittikten sonra yani. Öyle bir şey olmadı, saçmalama. Sen annemi terk edip gittikten sonra annem bana hamileymiş o sırada işte. Biraz iş falan olmuş. Başka şehirlere gitmiş. Sonra da ben doğmuşum. Sonra bir süre aç kalmışız. Sonra da annem Selçuk babamla tanışmış. O ne demek? Ben o zaman 6 yaşında falan hatırlıyorum. Zengindi Selçuk babam. Annemi çok sevdi. Ama beni istemedi. Sonra beni yatılı bir okula verdiler. Bir Fransız koleji. Ha, sen o yüzden öyle arada böyle bir şeyler söylüyorsun. Annem de bana bir şey olursa babanın yanına gidersin derdi. Sonra ölünce ben de okuldan kaçıp senin yanına geldim. Ne Sonra ne oldu? Daha bir şey olmadı. Şu anda buradayım işte. Evet Hasan abi. Ben tam iş üzerindeydim. Sonra açlıktan falan başım dönmüş, bayılmışım. Evet abi. Tamam. Oraya gideceğim, tamam. Tamam, anlaşıldı. İyi geceler abim, sağ ol. Ne haber abi? Ne oluyor? Ya Sait abim benim odamı o velede verdi. Ben de şurada yatayım. Yatayım mı? Yatayım. Buraya yatacaksın. He. Olmaz oğlum. Sen dağınık adamın tekisin. Mahvedersin odayı. Çık dışarı. Ya saçmalıyorsun. Çık lan. Sen daha ilk geceden astrolist olmuşsun. Sahi mi ya? Sana yalan borcum mu var? Ya bir şey diyeceğim, bu ceket biraz büyük mü? Orhancığım, sen de burası büyük. Ceket büyük olsa kaç yazar? Hadi, bismillah de çık. Tamam. Kendimi. Burayla beraber seni de satayım bu adamlara. Buranın kralı sen ol. Abi ne kralı? Ben bir sahneyi bulayım mı? Hadi aslanım. Hadi. Hadi. İyi dinleyin bu olanı. Yeni kesin. Tam bir pırlanta. Bana inanmıyor musun? Yani inanmak istiyorum aslında ama yani söylediğin şeyler, yani evet yani bir kısmı doğru olabilir ama yani nasıl olabilir, ben onu bir türlü aklım almıyor. Yani biz annenle hiç evlenmedik yani. Bak yani biz annenle hiç evlenmedik ama yani nasıl söyledik ki çocuğa şimdi? Yani senin olman için gerekli olan, öyle de söylenmez. Yani işte annen sonuçta benimle evlenmedi, gitti onunla evlendi ama bir taraftan... Orhancığım, sen yerine geç şöyle.
Geçen gün çalıştırdım onu. Bugün niye olmadı ya? Olur öyle şeyler. Siktir et. Sen devam et. Abi. Abi. Şş, abi. Allah be. Abi ödümü kopardım be. Ne var? Ne istiyorsun? Ya abi. Sait abim beni odamdan attı da ben burada kalayım. Kalayım. Kal tamam. Kal. Benim zaten camiye gitmem lazım. Aa hayırdır ya? Bu saatte ne camisi? Ya Hayatüs abinin ikinci cildi camide kalmış. Kütüb-ül Sitte'den de eksikler var. Onları alacağım. Tabii Kütüb-ül Sitte'yi al. Tamam geç sen. Hadi tamam. Keyfine bak. Vallahi razı olsun. Sait Bey. Bakıyorum efkarlısınız bu gece. Tabii siz de az çekmediniz. Fahriye'nin ölmesine ben de üzüldüm. Peki Sait Bey, o sizin evin içinde dolaşan küçük kız kim? Fahriye'nin kızı mı yoksa? Yok efendim. Turgut'un kızı o. Aa. Tabii Turgut'un kızı. Biz herkesten saklıyorduk. Siz gördünüz demek. Ulan dört tane abim var, dört tane abim var da yine salonda ben yatacağım. Sözde en küçük benim. Nana. Aziz. Gönder bizim Aziz. Aziz. Görmedin, duymadın sakın. Ne oluyor lan? Ne çeviriyorsun oğlum yine? Aziz, ne çeviriyorsun lan? Sait abi! Kız! Abi, anne bir şey mi oldu? Aziz mi o? Aziz! Aziz mi şişti abi ya? Aziz! Bütün manyakları benim buldu kardeşim. Canan. Efendim abi. Nereye? Çöp atmaya abi. Bırak ben atarım çöp. Yok sorun değil ben atarım abi. Zaten aşağıdaki sokağın başına kadar gideceğim. Çöp atmaya mı? Evet.
yalan söylüyor. Sen abiye yalan mı söylüyorsun Canan? Anneciğim, hiç abiye yalan söylenir mi? Söylenir. Ama ben söylemiyorum, çöp atmaya gidiyorum. Ne yapayım, atmayayım da koksun mu ortalık? Canan, sen çöp atmaya böyle şık şıkırdım giyinip öyle mi gidersin? Abim niye tezgahın üstünde kemik kırıyor? Doktor böyle söyledi. Ne? İçimdeki şiddeti şey ediyormuşum böylece. Evet, içindeki şiddeti şey diyor. Vur oğlum sen, kır! Ne yapsın? Onları kırmasın da senin kemiklerini mi kırsın? Biz ben çöpü atıp geleyim. Canan, Sait'e gittiğini biliyorum. Hadi ne diyorsun sen? Anne ne dedin sen? Canan, senin Sait'e gittiğini biliyorum. Yüzüğü gördüm. Anne sen Sait'i nereden biliyorsun? Anneler her şeyi bilir. Anneye of denmez. Öf anne. Anne sen Sait'i nereden biliyorsun? Böyle gizli saklı olmaz. Gelsin istesin seni. Evlen git. Bu da öncekine benzeyecek diye çok korkuyorum. Sen üzüleceksin diye çok, çok korkuyorum. Önceki nereden çıktı şimdi? Ah, kayınceki mi dedim? Anne. Bak şimdi Canan. Sen bu çöp torbasını bana veriyorsun. Ver canım. Ver yavrum. Ver. Ben bunu alıyorum. Sen pijamalarını giyiyorsun, yatağa yatıyorsun. Yoksa abin kemiklerini kırar. Değil mi abisi? Hırsız girdi mübarek. Vay namussuz. Levhayı çalmış. Alo. Abi. Abi. Orhan ne oldu oğlum? Ağlıyor musun sen? Abi çok kötü sıçtım ya. Çok büyük sıçtım yemin ediyorum. Yani böyle ne çaldım ne söyledim hiç bok yapamadım abi. Rezil oldum ya. Abi. Abi. Abi vallahi öldüreceğim kendimi. İskelenin oradan gideceğim. Atacağım kendimi yemin ediyorum. Tamam lan saçma saçma konuşma. Tamam hadi geliyorum ben. Bekle beni. Gerizekalı mısın nesin? Bu ne lan? Toplayın şunları. O kim be?
Ya abi ya! Ne oldu oğlum, korktun mu? Korktum tabii. Korktun tabii. Ölünce ne olacak? Daha çok korkacağım. Hiç şey olacak ölünce. Ölünce her şey bitiyor. Kör karanlık. Ölmek ne ki? Uyumak sadece. Aha. Uyumak tabii. Sen öl de bir o zebaniler bir toplaşsın böyle başına. O zaman görürsün karanlığı. Ya ne zebanisi abi? Yok öyle bir şey ya. O ne lan? Ay! Salak. Benim salak kardeşim. Ya. Aptal. Buldun garibanı eğlen tabii. Ne oldu oğlum? Anlat. Hiç şey olmadı abi. Hiç şey olmadı. Çalamadım. Söyleyemedim. Hiçbir şey yapamadım ki. İş bilenin kılıç kuşananla oran. Ne? Senin işin değil ki oğlum zaten. Tabii ki yapamayacaksın yani. Abi ama ben müziği çok seviyorum. Benim müzik yapmam lazım ya. Mourinho hayatında hiç futbol oynadı mı? Ne? Mourinho diyorum. Hayatında hiç futbol oynadı mı? Adam bir kere topa vurmadı ama bütün kupaları alıyor. Teknik direktör mü olayım abi? Evet. Yarın git Beykoz'da başla, konuşurum ben başkanla. Abi hiç anlamam ki ben futboldan. Oğlum gerizekalı mısın sen? Ne futbolu ya? Madem şarkı söyleyemiyorsun, beste yap. Vallahi mi? Vallahi tabii. Al kendine bir tane enstrüman seç, çalış birazcık. Nazım abin anlıyor işlerden, şiir miyir. Söz yazsın sana. Olur mu olur ha? Olur tabii oğlum, niye olmasın? Bir dene en azından. Böyle zebanilerle falan uğraşacağını. Evet abi ya. Evet, evet. Evet, ben beste yapayım. Beste yapayım ben. Besteker Orhan Baş Eğmez. Gel buraya. Besteker Orhan Baş... İsim de oldu. Dikkat et. Vallahi oldu. Dikkat et, kayma. Orhan Baş Eğmez ya. İsim tamam. Besteker Orhan Baş Eğmez. Nereye gidiyorsun? Orhan! Oğlum nereye gidiyorsun? Of, of! Sait.